Herkese selamlar. Umarım herkes iyidir. Bugünkü video konumuz Microsoft Excel'de nasıl sütün veyahut satır ekleyip silebileceğimizi göreceğiz. Bunu yapabilmemiz için ben bir tane tablo yarattım. Ve burada gördüğünüz gibi A, B, C, D, F, G, H, I sütunları var. Ve satır olarak 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8 satırları var. Ve burada en sonunda 4 tane boş satırım var. Bunları sileceğim. Ve ben buraya bir tane daha satır ekleyeceğim. 3 numaralı satırımı ekleyeyim buraya. Bunu yapabilmem için 6 numaralı satırı tamamen seçiyorum ve sağ tıklıyorum. Ekle seçeneğini seçtikten sonra gördüğünüz gibi bir tane satır açıldı. 2 ile 4 numaralı satırın arasına ve ben buraya 3 yazıyorum. Ayrıyeten ben bu da bir tane sütun eklemek istiyorum. D ile F'nin arasına. O zaman ben F sütununu seçiyorum tamamen. Ve yine sağ tıklıyorum. Ekle diyorum. Gördüğünüz gibi D ile F'nin arasında bir sütun açtı ve masanın e, biçimlendirmeyi otomatik olarak aldı. Buraya da E satırını ekledim. E ve sütununu ekledim. Özür dilerim. Böyle bu. Ben diyelim ki ben burada en son e, 8 numaralı satırdan sonra bir e, 4 tane boş satırım var. Bunları silmek istiyorum. O zaman ne yapacağım? 12 numaralı satırı sıçıyorum tamamen. Ve buradan sile basıyorum. Yine sile basıyorum. Yine sile basıyorum. Seçiyorum ve yine sile basıyorum. Gördüğünüz gibi silindi. Diyelim ki ben burada son e, sütunu istemiyorum. İyi. E, sütunu istemiyorum. O zaman ne yapacağım yine? J sütununu seçiyorum tamamen. Üstüne geliyorum. Sağ tıklıyor, tıklıyorum ve sil diyorum. Gördüğünüz gibi buradan da iyi e, sütununu sildi. Bu videoda böyleydi. Eğer ki bu videoyu beğendiyseniz lütfen beğenme tuşuna basınız. Kanalıma abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki yardım videosunda buluşmak dileğiyle. Hepinize iyi günler dilerim.